Amerika Birleşik Devletleri'nde son dönemlerin en büyük protesto dalgası giderek büyüyor. En az 22 üniversitede devam eden Filistin'e destek gösterilerine New Yorklu işçiler ve kitle örgütü temsilcileri de katıldı. <laughs> Öğrenci protestolarına işçi sınıfının da dahil olmasıyla eylemler kampüsten alanlara taşındı ve Amerikan halkıyla buluştu. New York'ta yaşayan Ortodoks Yahudi cemaatinin bazı üyeleri de ellerinde İsrail ve Siyonizm karşıtı pankartlarla katıldıkları protestoda Filistin'in haklı davasının yanında olduklarını belirttiler. New York'ta Temsilciler Meclisi üyesi Alexandra Cortez ile Minnesota Temsilciler Meclisi üyesi İlhan Omar da Kolombiya Üniversitesi'ndeki Gazze Dayanışma Kampı'nı ziyaret ederek öğrencilere destek verdi. Kolombiya Üniversitesi yönetiminin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki amacıyla öğrencilerin kampüs bahçesinde başlattıkları oturma eylemi 10. günü geride bıraktı. Öğrenciler, kampüslerde hiç olmadığı kadar güçlü olduklarını, Filistin için mücadeleye devam edeceklerini söyledi. George Washington Üniversitesi'nde Amerikan yönetiminin İsrail'e verdiği desteği protesto eden öğrenciler eylemlerini polis ablukası altında sürdürüyor. Polis, üniversite bahçesine Filistin'de dayanışma çadırı kuran öğrencileri kampüs dışına çıkarmak istedi ancak direnişi kıramadı. Bunun üzerine öğrencilerin bulunduğu bahçe demir bariyerlerle abluk altına alındı. Ancak polisin bu tutumu tepkinin daha da artmasına neden oldu. Washington yönetimi ABD'nin dört bir yanındaki en az 22 üniversitede devam eden eylemlerin yaklaşan başkanlık seçimleri öncesinde işçi sendikaları ve STK'ların da katılımıyla ülke genelinde sokak hareketlerine dönüşmesinden endişe ediyor.